Devam ediyoruz. Ortak Akıl'da e, gelen tepkileri konuşuyorduk grup toplantılarında e, Trump'ın açıklamalarına dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürt kardeşlerimiz açıklamasını sürekli vurgular. E, HDP eş başkanı Sezai Temelli de buna tepki gösterdi Sayın Gülerce. E, neden buna tepki gösterdi Sezai Temelli? Neden rahatsız oluyorlar HDP'liler bunda. Önce nasıl tepki gösterdi onu okuyayım. Hı hı. Sonra nedeni üzerine duralım. Salı günleri İşçi partinin grup toplantısı oluyor. HDP'nin grup toplantısında konuştu. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli. Kürt kentlerini tanklarla yerle bir edenler neyin kardeşliğinden bahsediyorlar? Lafa bak. Çukurlar kazdılar, devlete isyan ettiler. Devlet kendisine yapılan isyanı bastırmaya gidiyor. Kürt kentlerini tanklarla yerle bir edenler. Aynı zamanda Afrin'deki tankları söylüyoruz. Evet. Zeytin Harekatı'ndaki tankları söylüyoruz. Fırat Kalkın Harekatı'ndaki tankları söylüyor. Ya Türkiye'nin, Türk'ün tankları senin niye rahatsız ediyor? Senin Trump'tan ne farkın var? Obama'dan ne farkın var? Sizin kardeşliğinizi Afrin'de gördük. Ya. <laughs> Afrin'de Kürtçe eğitimi onlar. bitirdik diye övünen sizdiniz. Bu nasıl kardeşlik? İnsan kardeşinin elinde kalmış tek geçim kaynağı zeytinleri çalar mı? <laughs> kimlerin onları çaldı? Bakın, bu kim kimlerin Bu parti gazetettiği... partisi değil. Bu parti PKK'nın partisi. Vallahi öyle. Yani şimdi önümüzde bir yerel seçimler var. Biz şer ittifakına karşı savaş veriyoruz milletçe, devletçe. Sen kimin yanındasın? Yani inanınız şu yaklaşım. Biz Kürt kardeşlerimiz diyor, o biz sizinle kardeş değiliz diyor. Siz diyor, kardeşlerin elindeki tek geçim kaynağı zeytini aldınız diyor. Kim kutuplaştırıyor diyoruz ya. E kim kutuplaştırıyor işte tekrar görün. Kim ayrıştırıyor? Şiddet her yeri kaplamış durumda sokak ortasında bir Kürt katlediliyor, bir üniversite öğretim görevlisi katlediliyor. Bütün bu şiddet ortamında polis şiddeti de buna ekleniyor. Vay 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 vay. vay. Kimmiş bu söyle bakalım nasıl katledilmiş? Ortaya bir laf diyorsun bir kişiden iki kişiden bahsediyorsun. Biz şeyi söylesene ya sen madem böyle abuk sabuk konuşuyorsun. Bak Türkiye İHA'larla SİHA'larla PKK'yı bitiriyor. Onlara bir şey diyemiyorlar. Sadece cenazelerine katılıyorlar. Artık katılamıyorlar. Devlet de yasakladı, polis engelliyor. Evet. Şimdi Türkiye kim kutuplaştırıyor? Bir defa CHP zihniyeti varken, PKK zihniyeti varken milletin buna tepkisini kutuplaşma diye göstermek bu millete haksızlıktır. Millet kutuplaşmıyor siz yaptınız. Bak her defasında söylüyorum. Bu milletin ezanını 18 sene değiştirdiniz. Tanrı oludur diye okuttunuz. Bu kutuplaşma sebebidir. Millet ne oluyoruz dedi. Daha laflar söyleyeceğim söylemeyeyim. Doğru. Ne oluyoruz dedi. Bizim ezanımızla kim oynuyor? Neden oynuyor? Buna bir cevabınız var mı? Yok. Çünkü zihniyetiniz aynı. Bunu konuştum her defasında da eski genelkurmay başkanlarından birinin Meclisteki sözlerini söylüyorum. İsmail Hakkı Karadayı'nın. Menderes iyi adamdı ama ezanı Arapçaya çevirdi. Derde, ba bakın. Bugün, Derde bakın. Bugün bu zihniyetin devamı aynen devam ediyor. Öztürk Üniversite... Yılmazlar'da o evet. biliyorsunuz. Devam ettiğini gördük. Üniversitelerde inancın gereği başını örten insanların başörtüsüyle niye uğraştınız? Niye zulmettiniz? Al sana kutuplaşma. Şimdi Fazıl Say Tam oraya geldik aslında. Evet. Var mı? Var. Evet.